Günaydın. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı cumalarınız olsun. Evet, cumartesi günü izleyeceksiniz. Ama ben bu çekimi cuma günü yapıyorum. Evet, biraz nefes nefese konuşuyorum. Çünkü az önce eve geldim. Sabah erkenden uyandım. Hazırlığımızı yaptık. Hiç kahvaltı yapmadan direkt pazara gittik. Söylüyorum her zaman çünkü öğleye kadar kurulu kalıyor, erken toplanıyor. O yüzden erken gidip erken geliyoruz. Hemen pazar alışverişimizi yaptık. Eymen'le babası salona geldiler. Ben de oradan kursuma geçtim. Gittim, dersimi aldım, verdim. Ödevimi verdim, ödev aldım. Çıktım, geldim. Şimdi eve geldim. Kahvaltı hazırlığı yapacağım. Eşim geldiğinde beraber kahvaltımızı yapalım. O cuma namazına gitsin. Evet, bugün cuma. Rabbim yapacağınız, ettiğiniz bütün duaları kabul etsin hepimizin. Herkesin gönlünde ne varsa seveni sevdiğine kavuştursun. Sağlık sorunu yaşayanlara Rabbim Şafi ismine şifa versin. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Çocuk isteyene çocuk versin. Anne olmayı, baba olmayı nasip etsin. Rabbim açtığınız elleri geri çevirmesin inşallah. Canlar diyeyim, arkadaşlar diyeyim. Sizden de biz de sizden dua bekliyoruz. Bu pazar eşim KPSS sınavına girecek. Evet, eşim şu an devlette çalışıyor, bilgisayar işletmeni. Fakat öğretmenlik sınavına girecek, beden eğitimi öğretmenliği. Onu da diyeceksiniz niye? Onun da bir hikayesi var. Arkadaşlar ben bekarken beden eğitimi öğretmeni olmayı çok çok istiyordum. 2 yıl boyunca hazırlandım ve Adıyaman'ın koşmadığım dağı kalmadı. Nasip olmadı, kısmet olmadı. Ama Rabbim çok şükür hamdolsun BESYO mezunu olan bir eş karşıma çıkardı. Şükürler olsun. Çok istediğim olmadı ama karşıma öyle birini çıkardı. Ve eşime diyorum ki bir hayır haksızlık değil bence. Sonuçta nasipse olur. Eşime diyorum ki hani benim yapamadığımı, benim istediğimi senin yapmanı istiyorum. Beden eğitimi öğretmeni sınavına gir ve beden eğitimi öğretmeni ol diyorum. O hayalimi sen gerçekleştir diyorum. Evet, çok istemiş olabilirim ama belki de diyorum ya Rabbim hakkımda hayırlı değildi, nasip etmedi. Ha, boş mu durdum? Hayır. Çok şükür şu an lisans mezunuyum ben de. Çocuk gelişimini okudum, sosyal hizmetleri okudum ve lisans olarak sosyoloji mezunuyum. Öyle en son nişanlıyken 2014'te KPSS'ye girmiştim. Sonra evlilik çocuk olunca da KPSS'ye ara verdim. Çünkü çocuk olunca, ev olunca biraz zor oluyor. Ama evde yine dediğim gibi boş durmuyorum. Bol bol roman okuyorum. Yani kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Öyle yani öğretmenlik KPSS serüveni de bu. Lütfen bize dua edin inşallah. Nasipse ve eşim için hayırlıysa inşallah olur. Yani pazar günü biz KPSS yollarında olacağız. Rabbim sınava giren herkese kolaylık versin. Herkesin gönlüne göre ve kalbine göre versin. Şu bir gerçek, Rabbim şuradaki niyete göre veriyor herkese. Herkes buranın ekmeğini yer. Değil mi ama? Yeter ki buralar güzel olsun. Dediğim gibi Allah'ım açan elleri geri çevirmesin. Ve ben şimdi hemen üstümü değiştirip kahvaltı hazırlığına geçeyim. Ondan sonra gün içerisinde bakalım neler yapacağız sizinle. Hadi bakalım şimdilik gün başlasın, güzel başlasın. Hadi bakalım. Bir yandan böyle kahvaltı malzemesi çıkardım. Bir yandan böyle makineyi boşaltıp diziyorum. Çünkü çay kaynayana kadar böyle arada bu işleri çıkarayım. Evet. Şöyle kahvaltıda sebzeli bir yumurta yaptım. Seviyoruz vallahi böyle. Yapan var mı bilmiyorum ama biz böyle yapıyoruz arada. Biber, patlıcan, domates. Hemen üzerine yumurta kırdım. Evet,
Evet, altını kapattım. Patates kızarttım. Böyle çıtır çıtır. Neler yapmadım ki? Yani neler yapmadım derken, tabii ki kahvaltıda değil, iş olarak bakın. Hem kahvaltı hazırla, hem çamaşır as. Şimdi eşimle Eymen geldi. Bir an önce hemen kahvaltı yapalım, çünkü eşim cuma namazına yetişmesi gerekiyor. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, bugün günlerden cumaysa bizim pazar günümüz. Şöyle hemen sebzelerimi yerleştirdim, meyvelerimi. Ve dediğim gibi yerleştirmeden önce tabii ki dolabımı silip öyle yerleştirdim. Görüyorsunuz raflar bomboş. Çünkü haftalık alıyorum, taze taze olsun. Dediğim gibi tıklım tıklım bir dolap hiç sevmiyorum. Böyle. Evet. Şöyle silip öyle yerleştiriyorum. Hem çok kirlenmemiş oluyor. Yani kiri birikmemiş oluyor. Böyle işte. Evet, meyveler yerini aldı. Şöyle sebzeler de yerini, mis gibi dolap oldu. Burada da böyle dolmalık biber aldım. Şöyle bir ısırımlık küçük küçük aldım. Yetiştirebilirsem bugün böyle yeşil ıslak dolma yapayım diyorum. Bakalım. Genelde aslında kurusunu seviyoruz da. Ama hani yaz günüyken şöyle bir yaş dolma yapalım. Tabii dediğim gibi eğer yetiştirebilirsem. Pazardan mısır almıştım. Şöyle. Şimdi mısırlarımı soyup bir güzel yıkayayım. Ben de ilk defa böyle pişireceğim. Değişik bir tarif. Bir arkadaşımda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Bugün pazarda görünce de alayım, ben de deneyeyim dedim. Mısırlarımı soydum. Bol suyla yıkadım. Şöyle mısırın en alt katındaki kabukları da ayırdım. Onları da bol suyla yıkadım. Şöyle tencerenin dibine diziyorum. O da ayrı bir lezzet veriyor. Evet. Kabukları tencereye dizdim. Şimdi şöyle mısırlarımı koyuyorum. Evet, sığıyor. Baktım eğer sığmazsa ikiye bölecektim ama sığdı. İkiye bölmeye gerek yok. Sizin eğer tencereniz küçükse ikiye bölebilirsiniz. Düdüklü de yapsanız daha erken daha güzel olur ama benim düdüklü tencerem yok. Niye yok? Aslında vardı da başka birine hediye ettim. Çünkü 3 defa elimde patlayınca o gün bugündür kullanamıyorum. Bakalım, şimdilik böyle tencereyle devam ediyorum. Şimdi de üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Biraz daha eklemem gerekiyor. Biraz daha ekliyorum. Üzerini geçsin. Böyle güzel pişsin. Evet, bu kadar yeterli suyu şimdilik. Ve şimdi lezzet sırrına gelelim. Evet, bildiğiniz süt. Dolapta soğuk süt. Şöyle bir bardak. Evet, üzerine aktarıyoruz. Ve ikinci sır. Gördüğünüz gibi toz şeker. Bundan da sadece şöyle bir tatlı kaşığı yetiyor. Hani şekerli olmaz. Çünkü bu kadar suya bu kadar şeker hiç tadını bir şey yapmaz. Sadece kıvamını veriyor ve lezzetini veriyor. Şöyle bir kaşıkla bastıralım ki şeker her tarafa yayılsın. Evet, şimdi yüksek ateşte ocağa koyuyorum. Yüksek ateşte koydum. Kaynamaya başlayınca da altını kısacağım. Ondan sonra bir 45 dakika falan kaynasın. Kıvamına bakarım. Ona göre 50 mi 55 mi? Ama şu an 45 dakika kaynaması herhalde kafi. Yani arkadaşım öyle demişti. Onun tarifini yapıyorum şu an.
Hadi bakalım mısırım kaynamaya dursun. Şimdi mısırlar kaynayana kadar ben de şöyle kendi ellerimle yaptığım limonatamdan bir bardak alıp yanına da şöyle Adıyaman'ın bayram tatlaması diyoruz. Balkon sefası yapacağım. Eğmen de uyumuşken, işleri de yapmışken mısırlar kaynasın. Ben de bir balkon sefası yapayım. Hadi bakalım. Afiyet olsun bana. Fokur fokur kaynıyor. Çok açık bırakmayayım ki güzel pişsin buharında. Bir 10-15 dakika daha kaynasın. Altını kapatacağım. Mısırımız pişti. Baktım, kontrol ettim. Şimdi tam 1 saat kaynattım. Ama düdüklü de yarım saat yeterli sanırım. O hani daha çok kapalı olduğu için buharında daha erken pişirir. Mis gibi koktu. Şöyle hemen yaprağını da çıkardım. Şöyle yaprayla. Evet, güzel olur. Ama sessiz olun. Sakın kaynatacağınız suda sakın tuz koymayın. O hem tadını değiştirir hem de sertleştirir. Şimdi böyle sizin için tadına bakacağım. Sadece böyle bir tanesini almıştım. Tadı çok güzeldi. Şimdi böyle tam bakayım size tadını da söyleyeyim ben. Gerçekten enfes, mükemmel. Bu tarifi kesinlikle yapmalısınız. Süper olmuş gerçekten. Yumuşacık ve sulu sulu harika. Yani denemelisiniz. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Dediğim gibi püf noktası sakın tuz koymayın. Sonradan böyle serperik yersiniz. Evet. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi en güzel yere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Şimdi ben bu mısırları bir saklama kabına koyup dışarı gideceğiz. Hem yürüyüşümüzü yapacağız hem de böyle açık havada tuzluya tuzluya yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Yapıp deneyeceklere de afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.